Fondötenimden 2 pompa kadar alıyorum. Normal 2 katı yani aslında. Normalde bir pompa yetiyor. Onu güzelce uyguluyorum. Ve daha sonra bunun üzerine bir de concealer paletindeki en açık rengi uygulayacağım. Aydınlık vermesini istiyorum. Çünkü sonuçta mum ya. Yani yaptığımız şey mezarından çıkıp gelen bir şey. O yüzden beyaz görünmesi gerekiyor. Zaten filmdeki karakter de öyle. Güzelce yaydıktan sonra burnumun kenar kısmına da sürüyorum birazcık. Çok az karaktere benzetmek için yapıyorum bunu. Yani normalde öyle bir derdim yok sonuçta. Hatun'un yüzü gözü birbirimizden farklı yani. Sadece o makyaj bende yapılsa böyle duruldu herhalde, böyle dururdu falan diye kendi kendime yorum yaparak bu makyajı ilerletiyorum yani. Şimdi pudrayla güzelce sabitleyeceğim çünkü zaten çok kalın. 2 yorum kullandım ve bunları kat kat uyguladım. Kontür rengimi alıyorum, kontür pudramı alıyorum ve aslında bu benim kontürümün bazı olacak. Yani günlük hayatta bu kadar uygulamak fazla bile gelecek olan bir renk şu an sadece bazımız olacak ve birazcık kirli bir makyaj olacak bu. O yüzden asla keskin hatlar istemiyorum. Kaşlarımın üzerine de uyguluyorum. Makyajda nedense böyle bir şey yapmışlar yani. Çenemi de birazcık böyle çok hafif kontür girdikten sonra göz kapanma da uyguluyorum. Aslında bu kadar toz tutmuyor ama yani arka plan siyah olduğu için herhalde aşırı toz tutuyor gibi görmüş. Ben bu pudrayı çok sevdim. Hem katlama bölgesine hem göz kapanmanın tamamına bunu uyguluyorum. Yine normalden farklı olan bir şey olarak kaşımın dış kısmına gelecek kadar dışarıya doğru ittirdim farı. Burun kontürünü ise üst taraflar daha geniş, alta doğru daha daralan bir şekilde yapıyorum. Ve daha sonra dudağımın kalp kısmı diyebileceğimiz yerine bolca giriyorum. Şimdi bu aslında bir fail durumu diyebilirim. Yani bir şey denedim, olmadı. Evde pirit yokken kaşlarımı kapatmayı denedim ve bunu bir lip tattoo denilen bir şey var ya hani. Onunla yaptım ve tahmin edin ne oldu? Kapanmadı pembe. O kadar net bir pembe kapanmadı tabii ki. Yani normalde aslında mumyamın kaşları daha yukarıya doğru bakıyor. Öyle yapmak istemiştim ama ben de doğal kaşlarımdan devam etmeye karar verdim. Pudrayla güzelce doldurduktan sonra kaş maskarasıyla üst kısımları yani dip kısımları yukarı, orta kısımları aşağıya doğru tarayarak kavisi azaltmaya çalışıyorum. Pastelin bu tekli farını alıyorum. Yani en koyu rengi alıyorum elimdeki kontür rengi yapılabilecek ve az önce kontür yaptığımız her yeri daha belirgin bir şekilde bununla kontür yapıyorum. Bu hem birazcık daha kirli, daha mumyaya uygun durmasını sağlayacak, hem hatlarımızı daha çok belirginleştirecek, hem de yani ne bileyim o zamana uyacak, filme daha çok uyacak yani. Üçüncü bir konu bulamadım. Bu arada film gerçekten çok düşük puanlar almış. Ben filmi izlemedim ama çok merakla bekliyordum ve fragmanlarında müthiş görünüyordu. Bir de yani Tom Cruise var. Oraya da biraz tav olmamış değilim. Siyah far paletimi kaybettim. Gerçekten bunu başarmıyor. İçinde siyah renk olan ve H&M'in bu milattan önce kaldığına inandığım far paletindeki siyah rengi kirpik diplerime birazcık da dışına eyeliner fırçasıyla uygulayıp kirpiklerimi belirginleştiriyorum. Bunu yaptıktan sonra gözlerimin iç kısmını siyah kalem çekiyorum. Bunu yaptığım zaman aranızda korktuğunu söyleyenler oldu ama başka türlü sürmeyi başaramıyorum ve kamerada çekmezsem de olmaz yani. Maskaramı sürdükten sonra bu küçük tatlı minik testleri maskarayı. Dövme diyeceğim ben bunları ama o izlerin olduğu yerleri belirginleştiriyorum. Hem birazcık daha lekeli, daha kirli duracak böylelikle, hem de yapacağım yerleri bilmiş olacağım ve eyelinerla böyle incecik ucu olan bir eyeliner'le şekilleri çizmeye başlıyorum. Bu yanağımdakilerin hepsi tamamen doğru. Yani bu rolü oynayan karakterin Instagram oyuncunun Instagram hesabındaki bir fotoğrafından bakarak yaptım ama diğer taraflar birazcık sallamasyon ilerliyor olabilir. Çünkü o tarafları bulamadım yani. Hem filmde çok net gösterilmemiş hem de afişinde sadece gözleri görünüyor. Ama denedim. Size en doğru bilgiyi vermek için en doğru işaretleri bulmayı denedim. Neyse, alnıma da böyle bu sefer 3 tane olarak yapıyorum ve köpücük kemiklerim üzerine falan da uyguladım. Ve kendimi sargı beziyle sardım bu arada. Dudağımı nötrlüyorum concealer paletimle ve yine eyeliner fırçamı alıp ince minik çizgiler çekiyorum ve bunları da parmağımla yayıyorum. Daha sonra kontür pudrasını alıp kenarlara çok azıcık böyle dudağımı uzatmak için
efekt veriyorum ve makyajım burada bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı, aşağı yorum bırakmayı, beni diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bu fotoğrafı bu videoyu yayınlamadan önce sabredemeyip Instagram'da yayınladım bu arada. Oradan da takip edebilirsiniz. Snapchat'te de yayınladım. Neyse, çok uzattım yine. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.